Hayırlı günler sevgili yarışseverler. 3 Ekim Cumartesi Amerika Pimlico programında beraberiz. Bu sayı bir program. Zaten siz de TJK'dan görmüşsünüzdür arkadaşlar. Çok aşırı favorili. Aşırı favori gibi gözüküyor. Ama yine de ne olacağı belli olmaz. At yarışı. Bir de bir şey söylemek isterim. Dün arkadaşım biri yine yorum yazmış. Ya bu kadar mantıksız bir yorum olabilir mi? Adamın bana söylediği. Kardeşim diyor ya sen de çalıştım çalıştım diyor. Neyi çalıştım diyor ya diye demiş bana sitem etmiş. Resmen diyor Etti Reis'ten diyor çalışmışım diyor. Etti Reis yurt dışı bahis firması. Oradan çalışmışım. Yok kardeşim işin gücün bitti de yani sallayacaksın madem bir şeylere salla. De ki yani kardeşim ne kazma adamsın. Bir şey tutturamıyorsun yani bir şeylere salla mantıklı bir şeylere salla ya. Yani illa ki bu program bir yere bakılarak çalışılacak. Yani ben yurt dışında yaşıyorum. Burada 50 tane 100 tane bahis firması var. Sana yazdım da. Burada Paddy Power Boy Sport'u var. Bet365 var. Daha aklıma gelmeyen onlarca yüzlercesi var. William Hill var. Coral var. Bilmem ne var. Yani benim ihtiyacım yok ki Etti Reis'e. Yani ki bırak Etti Reis'i. Yani Etti Reis'te çalıştırsam sana ne? Seni ne ilgilendirir? Sen şimdi orada Türk yarışına bakıyorsun. Ankara, İstanbul'a, TJK'dan bakıyorsun. Lider Form'dan bakıyorsun. İşte ne bileyim bir yerden bakıyorsun. Ben şimdi sana yorum yapsam. Sen öyle bir yorumcu olsan işte ne bileyim YouTube'da falan. Ben sana desem ki yok kardeşim bırak bu çalıştım ayaklarını. Sen TJK'dan bakmışsın ya da Yarış Gazetesi'nden bakmışsın. Herhalde nereye bakacaksın kardeşim? Yarış çalışmak için nereye bakılır? Yani havaya mı bakacağım? Kuşlar mı gelecek söyleyecek bana? Değnekler mi söyleyecek atları? Hani ne kadar mantıksız bir şey ya. Ömrümde duymadığım şeyler ya. Acaba bu yazan bilmiyorum. İsmini vermeyeyim. Şey mi bu talebe midir? Çocuk mudur böyle mantıksız bir muhabbet yapmış? Hayret ya. Yani bir yere bakılacak değil mi çalışılırken arkadaşlar? Herkesi bakar ne bileyim bir gazeteye bakar. Bir gazeteci yazara bakar. Geceleyin idman pistini inceler. Yani herkesin bir çalışma tarzı vardır ya. Yani adamın işi gücü bitti. Buna sallamış. Hayret ya komik. Neyse boş ver ona buna kafayı takıyor. Sonra konsantre olamıyoruz. Evet ben yine altılıyı vereceğim arkadaşlar. Fazla üstüne düşmeden kısa geçeceğim. Şu attır bu attır. Bir de altılının sonunda boş koşu için yedili plasa oynayan arkadaşlar için de at söyleyeceğim. Şimdi ben programıma geçip altılıyı paylaşacağım ilk önce. Evet ilk ayaktan başlarım. İlk ayaktaki 7 numaralı at. Aynı jokey ve çok grubun üstünde olmasından dolayı favori olan atı sizlere günün ilk teki öneriyorum. 7 numara tek. Altılı ilk aya. İkinci aya geçiyorum. Tek kalem 1, 2, 3, 4, 5 numaralı atlar. Üçüncü ayak akabinde sıralı tek kalem yine bozmadan 8, 3, 1, 4, 7 nolu atları öneriyorum. Altılının dördüncü ayağına biraz tok tutuyorum. Buradan at çıkacağına inandığım için oraya biraz yüklenme yaptım. Ben sıralamasını vereyim. 13, 9, 10, 7, 1, 4, 12, 8, 2 ve 5 nolu atlar. Tabela ayağına geçiyorum. Tabelada 5 numaralı at tek. Zaten dikkat edin tabeladaki 5 numarayla ilk ayakta verdiğim 7 numaranın jokeyleri aynı. İkisini de getireceğine inandığım için oyunumu oraya kurdum ben. Ama bu at yazdığım yerlerde bilmiyorum sevgili yarışseverler at oynar mı? Dün akşamleyin mesela bir programımız tuttu. Neydi? Amerika yarışı, Keeneland. Yani at oynamadı görüyorsunuz işte bir türlü şansımızı kıramıyoruz. Yani dün altılı tuttu altılı tuttu diye sevinemiyoruz. İki tane tek verdik geldi. İki tane tek verdik geldik. Aralara at doldurduk. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci aya at doldurduk. Bir tane at oynamadı. Yani dediğim gibi bir türlü şansımızı kıramıyoruz. Altılı yakaladı da 40 lira yani onu artık simitçiler bile yakaladı yani. Öyle bir altılı. Neyse. Yani sonuçta tutmuş bir altılı. Biraz şeytanın bacağını kırdık diyelim kendimize. Öyle bir teselli verelim artık ne yapalım. Evet dediğim gibi tabelada 5 numara tek. Son ayağa geçiyorum altılının son ayağına. Altılının son ayağında 3, 9, 4 ve 10 nolu atları öneriyorum sizlere. Evet 7'li plas oynayan arkadaşları unutmadım. Onlar için de 7'li plas oynayan arkadaşlar ilk boş koşuda sizlere 3 ve 4 nolu atları öneriyorum 7'li plasiciler.
Burada 3 ve 4 nol hatları değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar lütfen videolarımı seyretmeye çalışın. Bu saat açısından bana faydası olacak. Yavaş yavaş kapatırım. 2700 saatim oldu. Daha 1300 saatim falan kaldı. 4000 saate. Yavaş yavaş kapatacağız sizlerin desteğiyle. Abone olursanız, beğeni bırakırsanız sevinirim. Ve artı lütfen yorum yaparken mantık çerçevesinde yapın arkadaşlar. Yani ben duymadım, ömrümde duymadım şeyleri duyuyorum buradan. Neyse yine kafayı takacağız. Boş ver, gerek yok. Yarın zannedersem pazar günü yarış yok, yabancı yarış yok. Ya pazartesi yabancı yarışları veririm. Ya da olmadı yarın eğer kalkabilirsem tembelliğim tutmazsa sizlere Türk yarışı paylaşabilirim. Tekrar teşekkür ediyorum seyrettiğiniz ve dinlediğiniz için. Hepinize bol şanslar diliyorum. Sonraki bir dahaki sonra yarın ya da pazartesi bilmiyorum programlarımda buluşmak üzere. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Bol şanslar diliyorum.